Yani öncelikle tebrik etmek lazım. Gerçekten üzerinde hassasiyetle çalışılmış, iyi hazırlanmış bir basın toplantısıydı ve önemliydi. Çünkü hepimiz bu kuşların saldırısı altındayız. Bu devlet tarafından beslenen organize suç sanal örgütlenmenin hedefi durumundayız. O yüzden bunun ortaya konması önemli. Böyle bir gündemin olmadığı Türkiye'nin ama suni bir gündemin böyle parayla çalışan bir sanal korsan ordu tarafından yaratıldığının ortaya konması önemliydi. Her ne kadar bunun için hani ben canımı ortaya koydum, dosyaları önceden dağıttım, başıma bir iş gelirse şeyi kısmı abartılıydı bence ve gereksizdi. Yani Evet, orada Ana katılıyorum. Muhalefet Partisi'nin bir özgüven göstermesi lazım. Bu tür şeylerden kaçınmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten endişeli kitleleri daha da korkuya sevk edebilen bir şey. Yani ana muhalefetin grup başkan vekili bundan çekiniyorsa kim bilir bize ne yaparlar duygusu yaratabilir. Onun için bence ona gerek yoktu ama onun ötesinde gerçekten kutlanacak bir şey yaptılar. Ya burada tabii her totaliter liderin, her otokratın bir göbelsi oluyor yani. Ve o göbels bir şekilde gündem belirlemek, kamuoyu oluşturmak, medyayı etkisi altında tutmak için bu propaganda savaşında insan besliyor. Ve bu insanlar bazen medyada oluyorlar, şimdi sosyal medya gündemde olduğu için burada. Ben sen de söyledin yani burada bizim için yeni olan bir şey yani o işin o bölümünde yok yani rakam 8 bin mi 10 bin mi bilmiyoruz ama bir besleme ordu olduğu orada çok belli. Biz en çok muhatap olanlar olarak bunu zaten uzun zamandır farkındayız. Ama önemli olan birkaç şey vardı. Tabii bunun bakan danışmanı tarafından yani bizzat bakanın emri altında yapılıyor olması önemliydi. Ya yani gerçekten burada Soylu'nun bir inisiyatifi bu. Üstelik yani hani diyeceğiz ki sarayda da ayrı bir ordu var ama burada belli ki yani gerçekten Soylu'ya çalışan bir ekip. Yani sadece AKP veya zaman zaman AKP içinde bazı isimleri bile aleyhine kampanya yapabilen bir ekip. O yüzden çok tehlikeli. Yani o yüzden belki Erdoğan için, saray için bile tehlikeli olacak bir şey. Soylu örgütlenmesi bu. Burada araya girmek istiyorum Tabii. sevgili Can Dündar. Size bir soru daha eklemek istiyorum. Hatta bir ekleme yapayım. Şimdi hatırlayacaksınız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmişti pandemi döneminde Evet. sokağa çıkma yasaklarıyla ardından. İlk başlarda ses çıkmamıştı. Ne Evet, doğru AKP'den ses hatırlattın. çıkmıştı, AKP medyasından. Ve bir anda İçişleri Bakanı Süleyman Çok doğru. Soylu'ya ilişkin yüz binlerce tweet atılmıştı. Çok Sonra doğru bir Soylu hatırlatma. gelmişti. Bu biraz siyasi ikbal, Soylu'nun kendi siyasi ikbal mücadelesi mi sizce? Evet, kendisini pazarlıyor. Yani kendisini pazarlıyor, kendisini korumaya alıyor, elini güçlendiriyor. Bakın bir halk beni istiyor, imajı yaratıyor. Çok kullanışlı bir şey tabii. Yani ama bu üstelik de bunu devlet parasıyla yapıyor. Yani hani kendi cebinden de harcamıyor. Çok güzel bir sistem kurmuş kendisine. Yani ihaleler veriyor. Oradan aldığı paralarla bunları besliyor. O besleme sayesinde kendi siyasi ikbalini inşa ediyor. Ne güzel bir sistem değil mi? Yani öyle tıkır tıkır işleyen bir şey. Dolayısıyla birincisi dediğim yani bunun bir soylu örgütlenmesi olduğu ve danışman eliyle yapılması. İkincisi gerçekten ihale alımların bütün bu şeylerin ortaya çıkması önemliydi. Benim önem atfettiğim üçüncü bir husus korkutucu olan devletin polis ve jandarma gücünü burada alet ediyor olması. Gerçekten bu hepimizi kaygılandırması gereken bir şey. Çünkü orada artık tamamen polisi de jandarmayı da sarayın, AKP'nin giderek kendisinin emrinde çalışan bir şeye dönüştürüyor. Silahlı güce dönüştürüyor. Şimdi düşün ki bunun seçim gecesi emniyet hesaplarından ya da Evet. jandarma hesaplarından bu tür bilgilerin yayıldığını düşünelim. Bilmiyorum herhalde konuşuruz. Bu general alkışçı generalleri de Evet. için içine katarsan ortaya korkunç bir manzara çıkıyor. Yani önümüzde bir Soylu'nun emrinde onun propagandasını yapan bir emniyet gücü var. Aynı şekilde Soylu'nun emrinde onun mesajlarını çoğaltan bir jandarma gücü var ve Erdoğan'a alkış tutan bir komuta heyeti var. Biz bunlarla seçime gidiyoruz ve o seçimi Erdoğan'ın kaybettiğinde bütün bu silahlı gücün harekete geçirilip geçirilmeyeceğinden nasıl emin olabileceğiz?